Merhaba. Bugün ev alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ayrıntılı şekilde onlara değineceğim. Tabii baktığımız zaman bazen 10 yıllarca yaptığımız birikimin neticesi olarak hatta ileriye yönelik borçlanarak ev satın alınıyor. Tabii bunu etkili bir şekilde herhangi bir sıkıntı olmaksızın içinde güzelce huzurlu bir şekilde yaşamak amacıyla alacağımız evin sürecini iyi yönetmemiz gerekiyor. Birincisi burada ev alırken özellikle iskan konusu önem arz etmekte. İskanı var mı yok mu? Bunu en hızlı tapudan öğrenebiliriz. Elde tapu varsa kat mülkiyeti yazıyorsa iskan alınmış. Belediyeden herhangi bir ruhsat aşamasında problem çıkmadığı ve bunun da tapuya düşülerek kat mülkiyetine cins değişikliği yapılıp geçildiği anlamına gelir. Kat mülkiyeti varsa iskan alındığını göstermektedir. Eğer kat mülkiyeti yoksa kat irtifakı varsa tapuda bu bazen yıllar önce tapu ilk sahibi ise alınmıştır. Sonradan geçmiş ve tapu yenilenmemişse böyle bir kat irtifakı yazısı gözükebilir. O yüzden yenilenmesi bu sistem üzerinden alınabilir ve biraz sonra bahsedeceğiz takyidat yazısında gözükebilir. Eğer iskanı yoksa kat irtifakıysa bunu belediyeden sorulabilir. İskan alınmasının birkaç sebep olabilir. Müteahhit SSK borcunu veya diğer borçlarını ödemediği için gitmiştir ve borç birikmiştir. Bu kat maliklerine yansıyacağından dolayı önemli bir husustur. Buna dikkat edilmesi gerekir. İskan alınmamışsa bu ayrıntı araştırılması gerekir. Yoksa sonradan herhangi bir borçla karşılaşma durumu olabilir. İkinci bir husus ipotek veya haciz var mı yok mu? Üzerinde ipotek olabilir. Daha önce konut, ev, konut kredisiyle alınmışsa bu devam ediyorsa borçları ipotek vardır. Eğer bu fek yazısı alındığında banka bunu borç miktarını ve kapatıldığında kaç liraya kapatılacağını ve kapatılması sonrası da bunun ipoteğin kaldırılacağını yazar. Böyle bir bankanın fek yazısı alınırsa o ipotekli daire satın alınabilir. Herhangi bir sorun olmaz. Eğer haciz varsa o sıkıntıdır. İşte haciz olduğunda doğal olarak satış esnasında sıkıntı olabilir. Onun da tabii ki çözüm yolları vardır. Haciz miktarı öğrenilebilir. Haciz miktarı eğer ödendiğinde hacizi kaldıracaksa haciz sahibi bu da yine gerçekleştirilebilir. Burada hukuki destek almakta yarar vardır. Tabii burada alacağımız evin tapusunu görmemiz lazım. Tapu sahibi kim, hisseli mi? Ve tapuda herhangi bir eğer konut olarak kullanılıyorsa, aile şerhi varsa iki tarafında eşin üzerinde olduğu zaman diğer eşin de rızası gerekir satımda. Bunları irdelememiz gerekiyor. Bir de tapuya baktığımızda bazen konut olarak kullanılıp ticari tapu olabilir. Planlamada eğer imar planda yer ticari olarak geçiyorsa oraya konut dahi yapılsa ticari tapu çıkıyor. Burada da konut kredisi çıkmayacağından ve ticari kredi çıkacağından dolayı bunun da eğer kredili alınma düşünülüyorsa aleyhe bir fark oluşacağından bu da dikkat edilmesi gereken diğer bir husustur. Fiyat doğru mu? Evet bu önemli bir husus. Çünkü birikiminizi konut ev olarak değerlendireceğiniz bu barınma ihtiyacı ve yatırım amaçlı olabilir. Fiyat doğru mu? Bu eğer ev sahibi satıyorsa genelde ilanlara bakarak fiyat belirlenebilir. Ancak biz örneğin Goodinvest Gayrimenkul olarak etkili bir ekspertiz yaparak fiyatlarımızı belirliyoruz. Piyasanın genel durumu, ilanlardaki duruma, ilanlara bakıyoruz, fiyatlara bakıyoruz. Son satılan rakamlar, alıcıyla satıcının piyasada buluştuğu rakam önemlidir. Alıcı piyasası mı, satıcı piyasası mı ve yararlandığımız çeşitli programlar da var. Onlardan da yararlanarak net bir rakam oluşturuyoruz. Rayiç değere ulaşıyoruz. Bu bizim açımızdan, müşteri açısından da güven oluşturmuş oluyor. O yönüyle burada bir emlakçıyla çalışmak gerçekten de önem arz eder. Daire alırken, evinizi alırken 3 önemli kriter vardır. Buna da ayrıca dikkat etmek gerekir. Bir, lokasyon açısından, iki, site açısından, üç, dairenin kendi özellikleri açısından, lokasyon açısından baktığımızda ulaşım imkanına bakılması lazım.
sosyal imkanlara, etrafta gidilebilecek alışveriş imkanına, aynı şekilde çocuklar varsa eğitim yürüyerek mi, servisle mi, buna bakılması lazım. Özel kolejler var mı? Bu doğrultuda lokasyon değerlendirilmesi lazım. Gündüz ve gece olarak güvenlik açısından da yine değerlendirilebilir. İkincisi site. Site tabii baktığımızda sitenin güvenliği var mı? Sitenin kendi çocuk oyun alanı, spor alanları mevcut mu? Kamelyası, yürüyüş parkuru, kondisyon aletten bulunduğu veya sitenin işte görünmeyen alt kısımda sığınak, yüzme havuzu var mı? Kapalı garajı önem arz eder. 40-50 bin lira daireler açısından fiyat farkı oluşturur. Bunlar da yine önemli hususlar. Bir de aidat miktarı ve yakıt. Merkezi sistem mi? Yıllık bazda mı alınıyor? Pay ölçeri var mı? Veya kombili mi? Bunlar da önem arz ediyor. Tabii daireye baktığımızda en önemli husus dairenin kendi özellikler açısından değerlendirilmesi. Birincisi tabii binanın genel olarak yaşına bakmamız gerekiyor. Sonra metrekare, yani beyan edilen metrekare gerçekten de farklı olabilir. Biz her zaman Goodinvest Gayrimenkul olarak lazer metreyle ölçümlerimizi yaparız. O yönüyle süpürülebilir alan, balkon dahil net olarak ortaya konması gerekiyor. Bu önem arz etmekte. Sonra katı, birinci kat her zaman ara katlara göre yüzde, daha doğrusu zemin kat %20-25 daha ucuz. İşte en üst katsa yine %5-10 daha ucuza gidebilir. Duplekse yine aynı şekilde fiyatın iki daire fiyatı değil de işte ikinci dairenin %50'si fiyat oluşabileceği dikkat edilmesi gerekir. Özellikle Ankara'da örneğin ara kat ve cephe önemlidir. Güneydoğu cephe tercih edilir güneş görme açısından. Baktığımızda bunlara dikkat edilir. Bir de dairenin kendi tadilat ihtiyacı var mı? Akan kısımlar, herhangi bir nemlenme, olumsuzluk var mı? Müteahhitin bıraktığı gibi mi, eğer eski daire ise? Bunlara dikkat edilir. Bunlar da yine pazarlık aşamasında etkendir. Bir de baktığımızda enerji kimlik belgesi son zamanlarda artık bakılması gereken hususlar, yalıtımı var mı yok mu? Bir de deprem yönetmeliği açısından 2002 yılından sonra yapılanlar yapı denetime tabi olduğundan dolayı herhangi bir sorun olmamakla birlikte 2002 yılından önceki yapılarda yine belediyeden kontrol edilebilir. Burada da Taşıma Ticaret Yönetmeliği'nin son hükümlerine göre artık yetkili çalışan emlakçılar, gayrimenkul danışmanları belediyeden, tapudan ve vergi dairelerden hem daireye ait borçları hem de ilgili belgeler ulaşma imkanı olduğundan dolayı emlakçı gayrimenkul danışmanıyla çalıştığınızda bunlar daha rahatlıkla halledilebilir. Bir diğer önemli husus dairenin borçları. Malum emlak borçları varsa rayiç bedel alınırken bu borçlar ödeniyor eski mülk sahibi tarafından. Ancak site ait borçlar muhakkak kontrol edilmesi gerekir. Ödenmiş mi, ödenmemiş mi, ödenmemişse ödenme yöntemleri belirlenmesi lazım. Ana paradan mı düşülecek yoksa taput haline kadar temiz yassı getirilecek mi? Eğer oturan varsa, mülk boş değilse, işte mülk sahibi oturuyorsa ne zaman çıkacağı muhakkak belirtilmesi gerekir ve kiracı varsa da kira kontratı görülmesi lazım. Kira kontratta işte kira durumu nasıl ödüyor, herhangi bir borcu var mı, depozito alınmış mı, alınmamış mı? Bunların da yine nakit şartları konuşulması ve kiracıyla da muhakkak konuşulması gerekir. Kiracı eğer çıkmama durumunu beyan ederse, malum borçlar kanunda kira hukuku ile ilgili bölümde hukuki süreç başlatılması lazım. O da ortalama 1 yıl sürecektir. Burada göz önünde bulundurulması gerekir. Tabi burada bunlar netleştirildikten sonra alım satım, cayma tazminatlı alım satım sözleşmesi yapılması gerekir. Bir kapora verilerek cayan taraf, kevhi cayan tarafın karşı tarafı ödeyeceği miktar belirtilmesi lazım. Bu da yine biz Goodinvest Gayrimenkul olarak burada titizlikle hareket ediyoruz. Hem satıcının hem alıcının haklarını korumak için bunu titizlikle dolduruyoruz. İçinde oturan varsa bunlar ne zaman çıkacağı, tapu harçların kimin tarafından ödeneceği, borçlar işte tapuya kadar olan borçların, daire borçların eski mülk sahibi tarafından ödenmesi gerektiği gibi hususları ayrıntılı bir şekilde bu sözleşmeye
yazıyoruz. Bunlar netleştirildikten sonra, alım kararı oluştuktan sonra tapudan randevu alınması gerekiyor. Bu şimdi malum COVID'den dolayı bizzat gidilmiyor. Web tapu aracılığıyla alınması lazım. Web tapuda da gerekli belgeler neydi? Kimlik. Artık fotoğraf gerekmiyor. Kimlikten fotoğrafı çekiliyor. Rayiç bedel ve DASK. Yani bunlar sadece 4 tane belge yüklenmesi yeterli oluyor. Ve randevu geldiğinde de harç bedeli ödenerek o tarih ve saatte gidildiğinde belgeler aslıyla gidiliyor ve imzalar atılıyor. Ya burada banka evrakları varsa, ipotek yapılacaksa, kredi çekilmişse banka evraklarında taranması gerekiyor. Bunun da bilinmesi gerekir ve imza saatinin avukata da bildirilmesi gerekiyor. Bunlar yapıldıktan sonra, o saatte gidildikten sonra para transferi önem arz ediyor. EFT mi yapılacak? EFT miktarı bankayla görüşülüp yeterli mi değil mi? Elden getirilecekse o paranın miktarı belirtilmesi, sayılması, nerede sayılacak, onların netleştirilmesi gerekiyor ve muhakkak zaten tapu memuru sorduğundan dolayı imza aşamasında alışverişin tamamlanması, para transferinin yapılması gerekiyor. Tabii kredili ise tek istisna durumu, tapu çıktıktan sonra ilgili avukat evrakları görüyor. Ondan sonra bankaya gidiliyor veya gidilmek için bazen de satıcıya transfer gerçekleştirilebiliyor. Tabii baktığımızda bu uzun bir süreç. Yani ilk baştaki metrajın doğru olup olmadığından, üzerinde herhangi bir yazı olup olmadığı, borçlar hususundan, işte web tapudan randevuya alım satım sözleşmesi imzalanmadan kapıraya kadar bu sürecin etkili bir şekilde yürütülmesi açısından bir emlakçı gayrimenkul danışmanıyla çalışmanız, güvendiğiniz bir emlakçıyla, referans aldığınız bir emlakçıyla çalışmanız sizin açınızdan hem fiyatın doğru olarak sizin net bir şekilde ortaya konması, rayiç bedelden daire ev almanız açısından hem de sürecin etkili herhangi bir sorun olmaksızın yürütülmesi açısından önem arz etmekte. Bu kanalımızda daha önce de bunların işte ipotekli konut alınması durumunda veya katit ve kat mülkiyeti konusunda da ayrıca yayınlarımız oldu. İsterseniz onları da izleyebilirsiniz. Yayınımızı beğenirseniz ve abone olursanız bundan sonraki yayınlarda size daha rahat bir şekilde doğrudan ulaşır. Bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa da lütfen yorumlar kısmına yazınız. Bir daha.